daha fazla olmaz böyle bir kağıtta. Yani o giriş çıkışta. Sen 1 milim bu tarafa çıkarsan, 1 milim bu tarafa çıkarsan o zaman o zikzaklar o muhakkak arada kalmış olur. Tamam mı? Şu daha ince bir şey lazım bize. Burada da var. Kürdan gibi bir şey. Kağıt parçası. İğne vereyim mi hocam? Olabilir. Bunları çıkarmış adamlar. Şurası da var. Hesabı o 1 milimden daha içeriye girmez, dışarıda çıkmaz. O 1 milim belirlendiği zaman 1 milim buna çıkıldı, 1 milim buraya çıkıldı. Şu çizgi muhakkak arada kalır. Altında zaten dolgu yapar, mühre çekildiği zaman bu çizgi bile ne görünmez hale gelir. Doldurur. İçeride kutuda benim benim kalemim var, onu da getirir misiniz? Nasıl bir kalem? Kutunun içerisinde. Rothschild marka. Benim telefonumda mı çekiyorsunuz? Bir kat nişasta, bir kat yumurta ağacı. Daha ince isterseniz ucunu açacağım. Ne bu? Bu 0.5. Bende 3 var, 3 kullanıyorum. Bende 3.5. 0.3.5 da var mı? Var mı? Var, burada 5 değil de 3 kullanıyorum. 3. Kredi var mı? Vardır. Burada. Her şey vardır. Şimdi bunu birkaç yerden. Bir milim. Olarak çizeceğim. Çizgileri birleştireceğim. Ama bizim zaten her şeyimiz var. 3-1 mi yaptık şimdi? Birkaç yerden. Hiç düşünmedin mi? Bir tepeden bir geçer. Bence. Şöyle. Şöyle. Bunu da yiyeceklerdi zaten vardı. Bastırmanız zaten. Evet. Ama şey, icazete göre yani. İcazete kenarsını da var. Bastırsınız değil mi? İcazete de gönyeli koyduk oraya mı? Ama kırıldı çünkü esnedi diyor mu? Gülcan Hocam, bir saniyenizi alabilir miyim? Tabii ki. Şimdi siz buraya 2 milim mi çekeceksiniz? Hem içeride hem dışarıda. 1 milim, 1-3 milim. 1-3 milim mi çekeceksiniz? Sonra da havalı gelecek. Şimdi içeriye 1 mi çekeceksiniz? İçeriye 1 çekeceğiz. Tamam. Bir şey mi olmuş? Size bir tüyo vereyim. Koy alttaki çizgi. Bir saniye, acık daha çek. Evet, şimdi buradan tam 1 milimi istediğin yere koyarsan, hani bu cetvelin artısını gösteriyor. Burası şu çizgi, arası 1 milim. Tamam. Buradan koyarsın, karşıdan çeker koyarsın, birleştirebilirsin, hızlı olur. Tamam. Şimdi bu tarafa çek cetveli. Yalnız bu cetveller gelişmiş, bizim cetvellerimiz. Tamam, bekleyin şimdi, bekleyin. Anlatmaya çalıştım. O telefonu uzaktan tutan arkadaş bir ayağa kalkar mı? Getir. Getir bana, bana ver telefonu. Şimdi ben size göstereceğim. Bastır Gülcan Hocam. Bakın burada. Şurada. Bir saniye. O da sayalım. Acele etmeyelim. Şimdi bakın burada şimdi sıfırda, gördünüz mü bakın. Şu ara 1 milim. Bu ortaya geldiğimiz zaman ne kadar içeriye kaymış? Şimdi biz kaydırdık. Hı hı. Şurada 1 milim bir daha oturtalım bir saniye. Evet, oturtturduk. Ne kadar içeriye kaymış? Yani yarım milim. Yani yarım milim kadar içeriye kaymış. Anlatabildim mi? Tutarsak. Hı. Daha iyi. Tamam. Gördünüz mü bak? Burada yarım milim kadar içeriye kaymış. Yani nedir? Yani biz bunu gönyeli kesmiş olmamıza rağmen, kağıdımızı gönyeli kesmemiş olmamıza rağmen kağıttaki uzalmalar, kısalmalar gibi düşünün. Tamam mı? Hı. Yani biraz önce anlatmaya çalıştığımız buydu. Şimdi tam sıfırından yapmış olsak o yarım milim belki sizin gözünüzü rahatsız etmeyecek ama bu işte ehil birisi o yarım milimi yani 3 metreden görür. Görür mü arkadaşlar? Görür. Nereden biliyorsunuz göreceğini? Siz görüyorsunuz. Yani ben görüyorum. Yaparken hani sizin bak burada gönyelerde mesela ölçülemez
Ben cetveli koyup koyup kestiklerinde bile ne gönye kaymıyor. Niye? İşte hani o tecrübe işte yıllar falan filan ama hep bunu göz göre göre yapıyor ya. Tecrübeli birisi, bu işi iyi bilen birisi karşınıza çıkacak olursa sizi utandırır. Yarım bilim kaymış bu der. Tamam mı? Onun için mühimseyin. Niye böyle sert bir uç kullanıyorsun ki? Al sana yumuşak uç güleceğim. Açtım bunun ucunu. İncelttim. Bilmiyorum, en son okulda girer işte. Biri çekip ben bu ağzımda olduğumda. Şu an diri çekiyor musunuz yani? Hı hı. Şu an diri çekiyor musunuz? Çektik. Peki. Tamam. Tamam. Şimdi etrafını döneyim mi, altını göstereyim bile? Ne dersin? Bence dönün. Gösterdiği şekilde yapalım biz bunu. Yok, benim gösterdiğim şekilde yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Yani size evet. Hızlı olursa diye. Şu kretuvakini sağsın arkadaşlar. Bunu da yerine koyabiliriz. Kafanıza gelmez duvardı. Hı? Kafanıza gelmez duvarın duvardı. Bilmiyorum, hiç ayağımı istiyorum. Kulağın çıkmış böyle ya. Sen? Neyi birazdan? Bir şey mi soracaksın? Kirlilikle alakalı bir şey soracağım. Ben neyle ilgili? Kirlilikle alakalı. Ne yapacaksın? Tam üstünden mi geçeceğiz? Gülcan Hocam anlatacak şimdi. Tamam, şimdi durdurabiliriz kamerayı. Evet. Buyurun hocam. Şimdi biz ezilmiş altın aldık. Yaprak altın alsaydık. Bunu kenarısına ezilmemiş değil de yaprakla yapabilir miydik? Yapabilirdik tabii. Yapabilirdik. Nasıl ama yapardık? Süt miksiyon duydunuz. Biliyorsunuz süt miksiyonun olduğunu. Evet, duydum. Şimdi miksiyon yapıştırıcı demek. Süt miksiyon sütten yapılan yapıştırıcı demek. Bunu da anladınız mı? Anladım. Sütten yapıştırıcı nasıl yapılır? Onu da anlatalım mı? Sözel olarak anlatayım mı? Merak ediyorum. Evet, ben merak ettim şu anda. Bir litre sütü alıyorsun, ocağa koyuyorsun, ılıtıyorsun. Ilıtmaktan kasıt ne? Hani bebeklere süt içirecek olduğunuz zaman, biberonla mama hazırlayıp verecek olduğunuz zaman böyle bir yere damlatıyorsunuz yani. Yani işte o ayarlar gibi. Ondan sonra içerisine bir çay bardağı sirkeyi döküyorsun, karıştırıyorsun, sarıyorsun. Bir saat sonra, iki saat sonra o zaten çökerek haline geliyor. Toz olan değil mi bu? Ondan sonra şeysini, suyunu süzüyorsun, bir tülbentten bunu süzüyorsun, peynir kısmı kalıyor elinde. Peynir kısmını da süzgece koyuyorsun, çeşmeyi de açıyorsun, adam akıllı yıkıyorsun, sirke kokmaz oluncaya kadar elinle çok bastırmadan karıştıra karıştıra yıkıyorsun. Yıkadıktan sonra suyun süzülmesine müsaade ediyorsun. Suyu süzüldükten sonra içerisine yani bir litreye iki çorba kaşığı gibi. Onu zaten bir çorba kaşığı katarsın da yetmezse bir çorba kaşığı daha üzerine eklersin. Kaşıkla eze eze şey tabii ne koyuyorsun? Kireç. Yani bazik malzeme. Kireç bulamadın. Çok ince kül. Onu da bulamadın. Karbonat. Onu da bulamadın. Soda. Bunların hepsiyle yaparsın ama en iyisi kireçli olur. Tamam mı? Kireçle karıştıra karıştıra eze eze karıştırıyorsun. Elle de. Bak elle ezilirse daha iyi oluyor diyor Gülcan Hoca da elle yapmış. Su damlatıyorsun. Nereye geliyor merak ettim şu anda. Evet. Sertleşince ara ara su damlatıyorsun. İstediğin kıvama getiriyorsun. Ondan sonra bunun ağzını
havasını alıp bir kaba koydun, plastik kaba koyuyorsun. Mesela su şeyleri var ya, küçük peç. Bayağı zaman kullanacaksan, 3-5 gün, 1 ay kullanmak istiyorsan mesela. İçine koyuyorsun, sıkıyorsun, havasını alıyorsun, içinde hava bırakmıyorsun, kapatıyorsun sımsıkı. Dolapta saklıyorsun, çıkartıp kullanıyorsun. Süt miksiyonu oluyor. Sürüyorsun, böyle kurudu kuruyacak olduğunda böyle zaten parmağa yapışıyor, yapışkandır yani. Yapışkan yaptın ya. Sürüyorsun, kurudu dediğin zaman üzerine altını yapıştırıyorsun. Süt miksiyon böyle yapılmış oluyor. Bir de gomalak var. Gomalak da bu Endonezya gibi o Asya ülkelerinde, sıcak ekvator ülkelerinde bir tırtıl cinsi var. Tırtıl bir ağacın kabuğunu, ağacın cinsini falan bilmiyorum. Bu ağacın kabuğunu böyle tırtıklaya tırtıklaya yiye yiye gidiyor. Ama kuşlar muşlar da beni yemesin diye o ağaçtan çıkan sıvıyla birlikte kendi gübresini, yani yediği ve arkadan normal gübre değil çünkü o bitkinin öz suyuyla besleniyor, sıvı reçine salgılıyor. Reçine. O reçine yiyor. İşte o yediğiyle o ağacın kendi öz suyunu karıştırarak kendisine tüneller yapıyor. Ağacın üzerinde kalem gibi tüneller yapıyor. Bunları da topluyorlar. Onun adına da gomalak deniliyor. Gomalak başka neden yapılır? Yine aynı böceğin kendisini ezerek de yaparlar. Ama o şey kadar iyi olmaz. O tüneller kadar iyi olmaz. Eğer onu da bulamadıysan mezvaneye gidiyorsun. Ben sığır kanı istiyorum diyorsun. Bir tane kova götürüyorsun. Kovayı sana dolduruyorlar. Getiriyorsun. Büyükçe bir naylon yere seriyorsun. Güneşe. Kanı da döküyorsun üzerine. Adam akıllı yayıyorsun her tarafına. Kurutuyorsun. Evet. Yani lake denilen malzemenin tamamı protein. Türkçesi. Bir tanesi bitkisel protein, bir tanesi hayvansal protein falan protein ama. Kazein de protein. O da hayvansal protein. Jelatin de protein. Yani hep proteinle çalışıyoruz aslında. Ama bu söylediklerim içerisinde bu bitkinin açtığı tüneller olan kısım var ya, altın varak yapıştıracak olduğunuz zaman işte o gomalaktan alıyorsunuz. Kanla falan olmaz. Kan falan kuyumculukta biz kullanıyorduk ama kan kısmını. Öbür böcek kısmını da mesela, o da şeffaf olur ama o da yine şeyde kullanılmaz. Böcekten ezilen böyle cam gibi olur, berrak olur. Sirkede sirke nereden geldi? İspirtoda diğeri eritilir. O berrak olan da, açık renk olan da alkolde eritilir. Bunlar o kısımlar kuyumculukta kullanılıyor. Siz kısmını, o tünel zaten pul pul oluyor, o gomalak diye satın aldığın zaman o ispurtoda ya da alkolde eritiyorsun. Kahverengimsi bir görüntüsü oluyor. Sürdüğün zaman ahşaba da çok faydalı, ahşap emiyor falan filan, cila görevi görüyor. Onu da yapıştırıyorsun ama o mesai riskli. Onu çok usta olmadan yapabilmeniz zor çünkü kurursa kurumuştur. Kurudu kurumadı aralıkta yapıştırmak lazım altını onunla. Ama gomalığa yapıştırılan kadar uzun ömürlü ve dayanıklı hiçbiri olmaz. Tamam. Hani merakınız gittiyse. İşe dönelim. Şimdi ne yapacağız biz hocam? Şimdi altın sürülecek zeminlerin altına jelatinli su hazırladık. Özür diliyorum. Altını sürmeden önce jelatinli su. Ama şöyle bir şey, hani zemin dolduracağımız, tamamen altınla kapatacağımız zeminin altına sürülecek bir jelatin hazırladık. Bunu neden yaptık? Zemin altını çok fazla çekmesin. Altınımız kağıdın daha üzerinde durabilsin, daha az gitsin, daha da net, daha parlak görünsün. Amacımız buydu. Yani zemini doyuracağız biraz jelatinli suyla. Ondan sonra altınla kapatacağız. Peki mührelemede bir artı eksi teşkil eder mi bu şekilde yapmamız? Tabii jelatin çok esnek bir malzemedir. Arap zamkına göre daha esnek olduğu için bir çatlama, bir dağılma yapmaz ve çok güzel görünecek. Kullanmalar? Yani kullanma olmaz. Tamam. Zaten bir yumurta ahiri de varmış sanırım alttan. Zemin jelatini için ben ayrı bir ayar yapıyorum. Bunu da yine ben başka bir kitaplarda falan da görmüştüm nasıl yapılacağını. Jelatin suyunu ayarladığınız zaman iki parmağınız arasına alıyorsunuz. Parmağınız birbirini tutuyorsa ayırırken yapıştığını yani hissediyorsanız mi? Yani tabii. Bu değil mi bak? Aldım. Yani şu şekilde parmağınız birbirinden daha zor ayrılıyorsa, tutuyorsa zemin jelatininiz olmuş demektir. Bunu artık zemini doldurmak için kullanabiliriz. Yani altına kattığınızda daha koyu oluyor değil mi? Biraz daha koyu tabii.
Ezilmiş altına karıştıracak olduğumuz jelatini sudan bir tık daha koyu. Bir tık daha koyu. Tamam. Şimdi bu aslında şey olduğu için zemine hem yumru tahir yapılmış bir zemin olduğu için ben daha aslında seyrek yaptım. Bundan biraz daha koyu yapılabilir. Bu isteğe bağlıdır. Zaten yumru tahir olunca ben çok fazla jelatin koymadım. Peki jelatini suda nasıl erittik hocam? Ilık su hazırlıyorsunuz. Sıcağa yakın, çok kaynar değil. Sıcağa yakın ılık su hazırlıyorsunuz. Jelatinizi içine bırakın. Karıştırarak eritebilirsiniz. İsteyen kaynata da biliyor bunu. Daha uzun dayansın diye. Çünkü organik bir malzeme bu. Kaynatırsanız biraz daha fazla uzun süre dayanabilir. Yani fazla hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz. Daha sonra da kullanabilirsiniz. Bunu seyreltip altına da kullanabilirsiniz. Bu illa zemin için kullanılacak diye bir kaide yok. Buna biraz su katarsınız. Altınız için de kullanabilirsiniz. Jelatin su miktarı önemli mi eritirken? Su miktarı çok önemli değil, istediğiniz kadar. İşte dedim ya, ayarı eridikten sonra anlayabiliyorsunuz. Eridikten sonra bak parmak yapıştı mesela. Yani mesela şu kadar suya ben 3 gram 5 gram diyemem. Öyle bir ayar, bir gram ayarı yok. Yani benim hafızamda, benim hafızalamda yok öyle bir şey. O zaten orijinalde de olabilme ihtimali yok. Söz konusu değil. Deriden mi yapılmış jelatin, kemikten mi yapılmış, sinirden mi yapılmış, boynuzdan mı yapılmış, neyden yapılmış? Onu şimdi bilemeyeceğiniz için o ayarlar da değişkendir. Bizim kitlenin ayarları gibi. Doldurarak gidiyorsunuz ama bu fırça çok kötü ya. Yakın lütfen arkadaşlar. Başka fırça. Şimdi bir artısı da ne olacak biliyor musunuz jelatinin arkadaşlar? Ben şimdi bir yandan Gürcan hocam ararken göstereyim. Bakın şurada minik minik kalkıklar var, görüyor musunuz? Evet. Bu kalkıkların arasında dolgu olacak. Dolgu olarak zaten gayri ihtiyar girer, girdikten sonra da şeydir. Yani yapışkan olduğu için yapıştıracak zaten. Minik kalkıkları da bana da müsaade edin. Kapat. Şu şekilde. Peçete? Peçe boyalıymış. Ben çalıştığım için. Kendim çalışıyorum diye buna dikkat etmiyorum. Çok önemli değil aslında ama. Altın kapatacak zaten ama. Altın kapatacak zaten. Onun çok önemli değil aslında ama yine de ben temizleyeyim. Şu şekilde bol bırakarak gidiyorum. Gülcan hocam bir kafanızı kaldırın. Ne kadar bol bıraktığınızı ışıkta görsünler. Bu şekilde altını süreceğiniz alanların tamamının altını dönüyorsunuz. Yani yoğun yoğun. Kurumasını bekliyorsunuz. Evet, tamam. Ben bazen iki kat bile geçiyorum. Taşarsa sıkıntı yok mu? Taşsa da bir zarar vermeyecek çünkü zaten o da şeffaf. Bakın su renginde. O zaten çekecek altını. Buradaki zaten şu elimdeki jelatinin su mu? Hayır. Muhtemelen hepinizin işini yapar. Bunu isterse sümeye götürüp dolapta da bekletebilir. Çünkü bu dışarıda bozulur. O sudan altına koyacak mıyız? Tabii bundan koyabiliriz. Seyrelteceğiz çok az daha. Hazır altın almışsınız zaten çoğunuz. Onlarda zank, Arap zankı belirli bir miktar var. O yüzden zank eklemiyoruz. Jelatin ekliyoruz aksine. Bir de tükürük. Biraz da tükürük, evet. Niye tükürük de böyle insanlar böyle bir utanarak söylüyor? Tükürük. Hayır, tükürük utanarak bildiğin söylemedim. Tükürük. Bildiğin tükürük. Diyemek. Ya istediğin gibi. Aslında. Zaten tükürerek de kullandığınız için farkında olmadan tükürük de katıyorsunuz aslında, evet, hocam. Evet, tükürük, yani tükürük mühim. İnsanlar bunu algılamakta zorlanıyorlar. Şimdi bal dediğin malzeme nedir biliyor musunuz? Bal dediğin malzemeyi arının tükürüğü. Arının enzimleri var. Evet, tükürüğü. Onu çiğniyor. İki tane midesi var. Bir mideye götürüyor. Halbuki yuttuğu şey neydi? Bitki öz suyu, çiçeklerin öz suyu, polenleri vesaire vesaire. Ama ne oluyor? Midede bal oluyor. Onu o hale ne getiriyor? Enzimler getiriyor. Bizim tükürüğümüzde de güçlü enzimler var. Bu enzimler de işte burada her birinin, bu karıştırdığımız bütün malzemelerin bir arada kalmasını sağlayan o enzimler. Onun için tükürük mühim. 16 çeşit enzim keşfedilmiş insan tükürüğünde. Hatta bilim adamları krem yapsak bile diye düşünmüşler. Yani üzerine uzun araştırmalar yapılmış. İyileştirici özelliği var tükürüğün. Evet, canım anne. Evet, düşünce hemen. Evet, yapardı öyle. Ekmeği siz yapıyorlar. Tabii. Hepimizin evet, öyle tabii. Şişmiyor işte. Yani bizim öyle. Bizim öyle, evet. Bizim şey yaparlar.
mantarlı çok kalın bir fırçayla olursa daha böyle bir dolgun dolgun gelebilirdi. Peki bu kenarlarını çizmeden yapamaz mıydık biz bunu? Yani gelişi güzel. Denemek istiyor musun? Ama kaç santim olduğunu. Efendim? Çizmeden gelişi güzel. Yani vallahi, niye öyle bir şey yapıyorsun mesela yapıştırıcı nişastan yapıştıramaz mıyız mesela? Şimdi onu onu yapabilecek insanlar tanıyorum. Ben yani de tanıyorum. Bir iki kişi sağ gördüm. Sağ tarafımda var galiba. Ama mesela o vardı bir tane Yıldırım diye bir arkadaş vardı. O hiç çizim bir şey koymadan, bir aktarma hiçbir şey yapmadan normalde alırdı fırçayı, çırt çırt çeker giderdi. O ben değilim biliyorum evet. Ha yani ben. De hani işte inşallah yani bir gün olursunuz hocam. Hayır şunu merak ediyorum. Buraya sonuçta şeyleri yapıştırmayacak mıyız? Yapıştırmaz mı jelatinle olursa nişasta? Sen başka ben bir şey mi anlatıyorsun? Değilim ben. Yapıştırır. Şimdi jelatin tek başına da yapıştırır. Bize bir zarar yok ki. Ama o koyulukta hazırlamak lazım. Evet. Macunumsu bir kıvamda hazırlayabilmek lazım. Jelatinin ne kadar güçlü bir yapıştırıcı olduğunu size nasıl anlatayım? Geleneksel Osmanlı dönemindeki o okçuların yayları var ya. Hı hı. O yaylarda boynuzu ağaca, siniri boynuza, hepsini birbirine jelatin tutuyor, yapıştırıyor. Köşelere de mutlaka giriyorum. Bak şu köşeler var ya, Ebru'nun bitiş yerleri. Oralara mutlaka değerek dönüyorum, tamam mı? Tamam. Şimdi yani dört tarafı bu şekilde dönülecek arkadaşlar. Yani 3 saat aynı tamam. Aynı görüntüyü görmenin bir mantığı yok. Altına geçtiğimiz zaman videoya devam ederiz. Tamam.